Herkese iyi günler. Yeni bir programda daha beraberiz. Konuğumuz gazeteci Nurullah Çavuşoğlu. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk Ramazan Bey. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yerel siyaseti, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz. Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz, görüşleriniz, bakış açılarınızı halkla buluşturmak için bu programı yaptık. İnşallah. Öncelikle şunu söyleyelim. Facebook sayfamız var. Uşak Haber Merkezi'nin Facebook sayfası. Onunla ilgili gelişmeler var. Onunla biraz dilerseniz. Gelişmeler. Evet, tabii ki. Onu biraz anlatmaya çalışayım, izah etmeye çalışayım. Buyurun. 26 Aralık tarihi, 2022 tarihi itibariyle Uşak Haber Merkezi internet sayfasını Facebook kabul etmemeye ve içerikte olan yayınları kaldırmaya başladı. Bir linkleri, engelleri. Evet, ihlal gördüğü gerekçesiyle. Biz bu konudaki çalışmalarımızı yaptık. 31 Mart itibariyle de bizim yöneticiliklerimizi kaldırıp biz hani Facebook tarafından yapıldığını düşünüyorduk. Pazartesi veya pazar günü itibariyle de uygunsuz içerikler paylaşmaya başladı. Bu Facebook, bizim Uşak Haber Merkezi'nin Facebook sayfası. Bununla ilgili de biz gerekli hani ne yapalım, kapattıralım veya işte bununla ilgili Facebook'la yazışma yapalım veya hani bu konuda ehil kimse ona ulaşalım kısmında çalışmalarımız oldu. Baktık hani buralardan çok hızlı sonuç alamayacağız. Adli mercilere olayı taşıdık ve erişim engellenmesi kararı aldırdık. Pazartesi müracaat yaptık. Ve hala şu anda da hani sanki böyle bir terslik varmış gibi, niye hani böyle kaldırılmadıysa da hani şu anda da devam ediyor. Hani uygunsuz. Bu anlamda da bizim takipçilerimizden de çok ciddi anlamda hani rahatsızlık mesajı alıyoruz. Tabii, telefon tabii ki, yani telefon şeyimiz oluyor. Hani söyleyecek bir şeyimiz de yok. Hadi mahcup uzatsın hani böyle bir pozisyona düşmek. Bir şey yok. Evet. Erişim kararı aldırdık. Mahkeme erişim sağlayıcıları birliğine gönderdi. Hani bizim gözümüzün önünde gerçekleşti olay. Hakim Bey hani ne kadar çabuk yapılabiliyorsa bunu yaptı. Bu yazışmada hani elimizde var sonuçta. Hani bu kararın alındı. Hani ESB bu... Ama Facebook ağır alıyor. Facebook ağır alıyor. Erişim sağlayıcıları birliği de ağır alıyor. Gibi gözüküyor. Hani evet. Burada da bir tuhaflık var. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa yani şimdi, ekleyelim. Tuhaf olan şu. Facebook sayfası bize ait. Evet. Uşak Haber Merkezi linkinin haberlerini paylaşıyor. Sadece zaten. 80 evet. Küsur bir takipçisi var. Ve diyelim ki en az 50 bini Uşaklı. Bu şeyin Uşak'ta oturan insan yani. Böyle bir data aslında. Şehir anlamında da şehrin bir değeri. Evet. Şehrin datası var yani. Bu linki engelliyor Facebook. Sebep? İşte spam tespit ettik. Hangi haber ya da nerede bir sıkıntı oldu? Yani Uşak Haber Merkezi internet gazetesi hukuka aykırı bir haber de yapmaz. Ahlaka mukayir bir pozisyonda burada oluşmaz. O halde bu link niye engellendi? Cevap yok, biliyorsunuz. Ortada muhatap yok maalesef. Böyle evet. De bir sıkıntı var. Maalesef. Link engelleni kaldıramadan sayfa ele geçiriliyor tuhaf bir şekilde. Geçmiş, sayfanın ele geçirilmesinin çok zor olduğunu söylüyor bütün bu hacker işleriyle ilgilenen arkadaşlar. Sayfayı ele geçiren adam sayfayı kendi çıkarına kullanabilir. Yani sayfayı satabilir. Evet. Sonuç itibariyle Uşak'ta 80 küsür bin takipçisi olan bir şey bu. Bir anlatayım birazdan, hatırlatın onu. Evet. Adam Uşak Haber Merkezi'nin ismini satın alabilirsin benden diyen birisinden evet. Nasıl dolandırıldığını biliyorsun. Birazdan hikayesini anlatalım. 70 bin lira ve 80 bin lira para vermiş yani evet. Siyasetçi. Şimdi hal bu iken hani orada ismine verilen o paraysa burada 80 küsur bir takipçiniz bir sayfaya verilen para ne olabilir diye bir şey yap. Tabii belki Uşak'ta bunu kullanamazlar. Hani biz işin başındayız diye ama netice itibariyle böyle bir şeye gitmiyor adam. Ne yapıyor? İşte diyelim ki bizim uygunsuz görüntüler paylaşıyor. Onaylayamayacağımız tasvir.
Peki bu uygunsuz görüntüler Facebook'ta olduğunda ne oluyor? Yani Ramazan Yıldız uygunsuz görüntüyü kendi Facebook'undan yüklese ve yayınlasa anında engeli yer mi? Aynen. Anında engeli yer. Bu görüntü anında kaldırılıyor mu? Kaldırılıyor. Yani Facebook bu konuda, hani Twitter biraz şey de esnek de, Facebook bu konuda hiç esnek davranmıyor neredeyse normal şartlar altında. Ama çok tuhaf, alenen paylaşılıyor. Ve Facebook buna bir engel koymuyor. Lan nasıl koydururuz bunu, nasıl durdururuz? Anladığımız bir şey de değil. Muhatap da yok ortada. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Gene Facebook bunları hiçbirini görmezden geliyor. Attığımız mailleri, yaptığımız şikayeti, adı neyse. Cevap da yok, muhatap yok. Alan yok yani bizim muhatap. Ondan sonra adliye gidiyoruz. Mahkemeden bu sayfanın erişiminin engellenmesi için karar aldırıyoruz ve adliyeye bu işi yapanların ortaya çıkarılması ve sayfanın tekrar bize teslim edilmesi için ayrıca müracaatta bulunuyoruz. Adliyede yürüyen bir tabii seyir vardır illaki. Bunu bilişim suçları inşallah çıkartabilirse olay başka bir boyuta taşınabilir. Ona bakacağız arkasında. Mutlaka bir siyasi amaç var. Yani onu söyleyecektim. Bunu menfaatine kullanmıyor. Sadece bizi affedersin rezil etmek amaçlanıyor. Ya da bizi yaralamak amaçlanıyor yani. Evet. Anlatabiliyorsam ve o sayfayı dağıtmak. İnsanları o sayfayı beğenmekten vazgeçirip konuyu kapatmak kendince. Hani finalde diyelim ki bir şekilde ele geçireceğimizi tekrar tahmin ediyorsa da hızlandırarak bu süreci yapmaya çalışıyor. Böyle bir olumsuz durum söz konusu. Şu an gözünün önünde yaşanıyor. Mahkeme kararına rağmen Facebook bunu yapmıyorsa bunun arkasında ne aramak gerekiyor işte? Ya. Yani inşallah bir an önce giderilir bu sıkıntı ve inşallah normale dönülür diyorum yani. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Çünkü emin de olamıyorsun hangisini söylesen. Ama geçmişte PKK da bizim sayfamızı hackledi. Yani ve o hacklendiğimiz zaman bu çaplarda, bu sayılarda da değildik yani. Diyelim 10 binlerdeyken hacklemişlerdi. Sonra tekrar kurmak zorunda kalmıştık bir sayfa. Rahatsız ediyoruz demek ki PKK'yla ne alakası var bizim sayfanın? Niye rahatsız olsun bizden yani? Adamlar bunu ele geçirdi. O zaman da şimdikinden çok farklı değildik. Abdullah Öcalan'ın resmini asmışlardı kapağa. Yani bizi utandırmaktı amaç yani. Ya da bizi efendime söyleyeyim bu kaderine küstürecek iş olsa gelsin insanın başına bunlar gelir. Denecek işler oluyor bunlar netice itibariyle. Ve sahadaki etkimizi kırmak amaçlıyor bunu yapanlar. Bu besbelli. Neden? Bizim bir olumsuz etkimiz var bu sahaya. Hayır. Bu şehire hiç olumsuz etkimiz yoktur ki. Kültüründen, sanatından, sporundan, siyasetinden, efendime söyleyeyim, idari işlerine varıncaya değin, sosyal faaliyetlerine varıncaya değin, şehrin her alanda bir sürü katkımız var. Bütün şehir bilir yani. Bizden rahatsız olanlar kimlerdir? Onu da bütün şehir bilir. Söyleyeceklerim bunlar yani. Allah belalarını verir inşallah. İnşallah ortaya çıkar, başlarına dolar Allah. Böyle söylüyoruz yani. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. Evet. Siyasete istersen geçelim. Evet. Biraz siyasette devam edelim. İYİ Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada bir görüşmemiz oldu. Ayşe Globalı ile beraber. Sonrasında zaten hani siyasi gündem yoğun olduğu için hep siyaset konuşuluyor zaten. Hani diğer işte İYİ Partili arkadaşlarla İYİ Parti ile ilgili neler söyleyeceksiniz, neler gözlemliyorsunuz diye başlayalım isterseniz. Yani şimdi İYİ Parti ile ilgili yaşanan bir süreç var. Siyaset hızla akıyor bir şekilde. Maalesef bütün siyaset depremzedeleri neredeyse unuttu. Demdem Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor ayrı bir konu ama onun dışında depremzede filan gündemimizden çıktı gitti. Böyle bir acının içinde böyle bir seçme şeyine getirildi. Millet maalesef iktidar muhalefet el ele bunu yaptılar yani. Erdoğan seçime gidelim dedi. O Kılıçdaroğlu'da ihtiyaç var dedi. İhtiyaç doğdu. Ne olacak?
ihtiyaç vardı da ne oldu? O da ayrı bir şey. Yürüyor seyir. İyi Parti ile ilgili seyir de kendi içinde bütün Türkiye siyaseti gibi yürüyor. Takip ediyoruz. Aslında İyi Parti'ye baktıkça üzülüyorum ben. Yani orada genel başkan nezdinde adeta zorla masada oturtulan, inanmadığı, kazanmayacağına neredeyse emin olduğu bir adayın peşinde bir genel başkan. Sürüklenen bir genel başkan. Burada da gene işte bir dayatmayla diyelim ki karşı karşıya İYİ Parti'nin Uşak'taki teşkilatı. Bir arkadaş var. Neyin dayatması? Bu onu anlatayım. Ve bu dayatmayı aşmak çok zor İYİ Parti yönetim açısından. Kendi içinde dengeleri var. Aslında iyi gidiyorlar. İyi de insanlar. Hepsi de yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz insanlar. Hepsi neredeyse. Geçenlerde gittik işte. Yani diyelim ki 10-12 kişi oturuyor. Çoğuyla zaten 10 senelik, 15 senelik, 20 senelik bir tanışıklığımız, arkadaşımız ve diyalogumuz var netice itibariyle. İstiyoruz ki tabii iyi olsunlar yani neticede. Biz orada bir dayatmayla karşı karşıya dedim. Onun şeyini açayım şimdi yönetim. Bu seyirde aday adaylığı süreci başladığında işte bir arkadaş var. Bak parti yönetiminden bazı arkadaşlar şizofreni diye bahsettiği bir arkadaş Tolga Pirinççi. Ben tanımıyorum kendisini. Hiç hakkında bilgim de yok. Bir önyargım da yok. Ama yani bunu duydum ben. Bu kelimeyi kendisi tanıyanlardan duyduk yani. Netice itibariyle bu arkadaş adaya da yürüyor. Ondan sonra açıklama yapıyor. Ben diyor Muhammed abi bir değilse aday da değilim. İşte listede yerim de olmasın filan. Ya abi sen nesin sen? Tavşan aday. Amacın ne? Muhammed abiye farkındalık yaratmak. Ve insanların diyelim ki şeyinde hani böyle acaba ahde vefa mı filan dedirtmek. İyi de kardeş ahde vefayı belediye başkanı adayı yaptılar. Ve aldılar neticeyi. Kimlerle masaya oturdun? Evet. İyi Partililerle mi masaya oturdun Muhammed Gür olarak yani? Evet. Yani bir tarafında Özkan Yalınlar, bir tarafında Utaşçılar. Evet. Bir şeyin içinde buldun kendini. Ve seçimi kaybettin doğal sonuç olarak. Yani yanına bunları alırsan. Değil mi? Şimdi CHP Özkan Yalın aday yapsa ben oy vermeyeceğim diyor insanların. Böyle bir kitle var. Evet. O da, sen şimdi Özkan Yalın'ı yanına aldığında bu kitleyi karşına alıyorsun otomatik yani. Evet, yani anlatabiliyorsun. Özkan Yalın da Uşak'ta bir işte programda bunu söylemiş, birinci sıradan tekrar aradayım derse CHP konuşurken de bunu da konuşalım isterseniz. Hani birinci sıradayım. Unutmayayım diye mi söylediniz? Bir programda bunu söylemiş, birinci sıradayım diye ama kendine o kadar güveniyor yani arkadaş demek ki. Ya da genel başkanla arasındaki duygusal yakınlığa belki de. Güveniyor olabilir. Buralar yani bilemiyoruz. Olmaz diyebileceğiniz bir şey yok. Bir şey yok. Konuyu dağıtmayalım. Tabii. Şeye gelirim geri. Evet. İYİ Parti'deki şeye. Muhammed Gür'ü bir dayatma adeta söz konusu. Muhammed Gür de seçimlerden seçimlere partiye gelen bir arkadaş profilini yıllardır çizer. MHP'de de öyleydi. İşte maddi manevi kendine göre arada destek olur, arada görünür. Onun dışında bayramda seyranda giderse gider. Onun dışında efendim sadece seçim zamanı meydana inen, sahaya inen bir arkadaştır. Gene aynısı oldu. İşte belediye başkanı adayıydı. Ondan sonra nereye geldi olay? Bambaşka bir noktaya geldi. Yani neredesin? Yenice geliyor yani. Evet. Önce Tolga Pirinççi geliyor. Önce Muhammed abi yoksa ben de yokum diyor. Böyle bir laf edilir mi ya? İnsan evet. Bunu ulu orta eder mi? Hani diyelim hadi tavşan aday oldun. Bari bunu ulu orta aday etme, ilan etme yani. Ya da eşik oldun. Bunu ulu orta ilan etme yani. Bu tabii doğru değil ki. Şimdi bu şu an yönetimin yaşadığı şey şu. Ruh hali şu. Ya Muhammed abi aday yapılırsa ne yaparız? Evet.
ya Muhammed abi aday yapılırsa ne yaparız diye düşünüyor yönetim. Ben zaten Ali Galip Obalı geldi. Ayşe İbrahim Hanım'ın eşi, il başkanının eşi. Onunla sohbet ettik. Ona şöyle bir şey söyledim. Abi kim milletvekili olursa olsun. Bir kere dedim yani danışman sizin içinizden birisi olsun. Hiç kimse de ben yapmıyorum demesin. Servet yapsın sen yap. Ben yapmayayım da demeyin dedim yani. Yanında yakınında bulun. Zaten en önemli sorun ne? Ulaşamaya veriyoruz yani. Evet. En büyük korku ve kaygı da bu değil mi? Adı Dalyan Özdemir de olsa, adı Muhammed Gür de olsa, adı bir başkası da olsa İYİ Parti'de ya da başka partilerde insanların önceliği ulaşılabilirliğini bir garanti etmeye çalışıyor. O konuşuldu. Ben de böyle bir şeyde bulundum hatta, öneride bulundum yani. Servet'in zaten hani mesela tecrübesi var bu anlamda. Böyle bir şey yapmadığın sürece kontrolde kalmıyor. O zaman senin emeğinle o kendisi canını istediği gibi canını istediği yerde kullanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy alıyor da gidiyor İYİ Parti'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bu kimlikle, milletvekili kimliğiyle. Yaşanıyor mu bu? Veya belediye veya AK Parti. Yani, yani işte Nurullah Çağan görevden alınacakmış denildikleri gün fotoğraf geliyor gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy alan milletvekili. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partili bu duruma ne diyor? Allah ne senin belanı versin yani. Diyor. Yüzüne tükürüyor yani. Olay bu değil mi? Haklı değil mi adam? Yani ben sana git de zor anında AKP'ye destek ol. AKP'li belediye başkanına diye oy vermiyorum ki yani Cumhuriyet Halk Partili olarak. Ama sen bunu yapıyorsun. Benim oyumu nereye ihale veya ihate ediyorsun baktığında. Olay hep böyle bir sarmalın içinde, siyaset zaten adeta dayatmalar yaşanılıyor şehirde. Ve bu dayatmaları siyasi kimliklerine ve bunun sayesinde edindikleri daha çok devlet yetkilerine dayanarak gerçekleştirebiliyor. İşin doğrusu bu yani. Evet. Şimdi işte bu dayatmanın içinden çıkabilirse İYİ Parti. Çünkü şimdi Muhammed Gül'ü aday yapsa hiç kimsenin itirazı yok Muhammed Gül'ün aday yapılmasına yönetim anlamında. Bunu da söylemiyorum bak. Ama yani diyelim ki genel merkezin takdiridir diyecekler yani. Hangi arkadaşı? Emel Hanım'ı da diyelim ki atasa genel merkez. Bu anlamda bir itiraz olmayacak ama bir içe sinme noktasında olaya baktığında ya da sahaya indiğimizde değil mi? Hani hitabetiyle, kültürüyle bizi doğru temsil edip bize oy kazandırabilecek mi? Vekil olabilecek mi? Seçilebilecek mi? İkincisi de seçildikten sonra teşkilatla şeyi sağlıklı yürüyebilecek mi? Yani CHP'de Osman Coşkunoğlu olayı yaşandı. Daha şimdi Özkan Yalım olayı yaşanıyor CHP'de. Yani geçenlerde konuştuk. Bir arkadaş diyor ki Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaş. Ya Özkan Yalım'ı zaten atarlarsa diyor. Koray'ı falan diyor görevden almaları gerekiyor diyor Koray Başkanı falan diyor. Hani çünkü olay o kadar şey oldu diyor yani. Girift hale geldi, sıkıntılı hale geldi diyor. Özkan yeni yönetim yazamaz ki dedim ben de. Özkan'ın kim gelir Özkan'ın yanına da dinlenir dedi Erkan abi de yani. Böyle konuşuldu yani. Herkes korkar çekinir yani onunla görünmekten. Olay oraya geldi. O hala ben birinci sırayım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla diyelim ki kendine göre olan özel diyaloğu veya bu şehire olan özel ilgiyi istismarı edebilme kabiliyeti sebebiyle böyle şeyler söylüyor. Ben sanmıyorum bu arada onu da söyleyeyim yani. Söyleyeceklerim bunlar İYİ Parti ile ilgili. Ama baktığında orada Ayşegül Hanım iyi bir enerji oluşturdu aslında. İyi bir sinerji yakaladı. Bu aday adaylığı açıklama süreci tamamlanır. Anlatabiliyorsam. Açıklanır. Ondan sonra ne olacağını daha net konuşabiliriz. Bu aslında bütün partilerde geçerli. Bu yani AK Parti'de de geçerli. İşte Erkan abi yazmış. Basri Yıldırım'ı aday yaparsa AK Parti, vay Basri Yıldırım'ın haline. Yapmazsa vay AK Parti'nin haline demiş yani. Evet. Tablo bu. Şu an. Öbür tarafta efendime söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özkan aday yaparsa hani vay haline Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman AKP ile devam edelim. AKP'de nasıl bir işlem görüyorsunuz? Nasıl bir çalışma? Basri Yıldırım'la ilgili Erkan abinin yazısını ben okudum. Çok ilginç ama doğru evet. Bir tespit yani. Evet. Orada AK Parti'de zaten
şey, iktidara tepki biliniyor. Yani bu şey değil. Yani bununla yüzleşmemek gibi bir lüksümüz yok. Depremle beraber belki de muhalefet bunu iyi kullandı. Onu da söyleyebiliriz. Bu tepki biraz daha arttı. Çünkü insanlar devleti güçlü görmek istiyor. Aciz duymak, aciz görmek istemiyor yani. Ve de insanlar kendileri, birçok insan neredeyse aciz durumda. Kendini aciz hisseder durumda birçok yönden. Yani diyelim ki kimisi haksızlık görüyor boşandığı kocasından veya karısından veya işte kimisi haksızlık görüyor kardeşinden, akrabasından. Ama devlet tarafından bir şey gelmiyor yani. Bunca hukuksuzluk olup gidiyor, yolsuzluklar oluyor, şu oluyor, bu oluyor hani. Abi yani geçen işte iki gün önce Mesut abiyle oturduk, Mesut Apaydın'la. Diyor ki ya biz diyor, o diyor şeyden, Sayıştay'dan falan gelen müfettişlerin karşısında neresi esas duruşta durduk diyor. Ve diyor soruşturmaya girerdi diyor, her yaptığımız iş diyor. Bir olay anlattı hatta, bir şeye poşet alınmış pazar yeri esnafına özendirmek ve öncelik sağlayabilmek için, alıştırabilmek için bir sefere mahsus poşeti belediye alıvermiş. Diyelim 300 esnafa 300 poşet. Bundan zimmet çıktı idi bize diyor. Yani şimdi ama durum çok farklı diyor. Kendisi söylüyor yani. Evet. Bu da ne oluyor? Gerçekten toplumu geriyor yani. Bu gerginliğin içinde bir seçime gidiliyor. Erdoğan belki de bu seçime zorlanıyor. İlk deprem olduğunda bir sene bana bir izin verin demişti. Belki bir izin verilse bu seçime zorlanmasa iyiydi. Bu da ayrı bir şey. Ama neticede bu oldu. Ve şu an seçime doğru yürüyoruz. İşte cumartesi, pazar adı neyse adayların açıklanması, listelerin açıklanması bekleniyor. Biz de seyrediyoruz ve diyelim ki sürece kendimizce katkı sunuyoruz. Şehir siyasi tarihine yazılmak üzere kendimize göre. Orada göze çarpar adaylar belli. Ne olur, nasıl bir şeye, genel merkez düşünceye kendini koyar da nasıl bir liste ortaya çıkartır önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama demin de söylediğimiz gibi yani gerçekten Bahçeli Yıldırım orada göz doldurur bir yerde duruyor. Ve gerçekten şeyde olasılığı yüksek yani. Listede olacağına hemen herkes kesin gözle bakıyor zaten. Ama tabii bir olur, iki olur. Bu konularda biraz şey var. Ben bir olacağına inanıyorum. Buradan da söyleyeyim. Dün de iddiaya girdik zaten. Bir arkadaşla. O evet. Olamaz. Olamayabilir gibi şey yaptı öyle. Yemeğe iddiaya da girdik. Ben inanıyorum Bahçeli Yıldırım'ın bu anlamda biri. Genel merkezde bu anlamda ikna edeceğine. Ama tabii bilemiyoruz da. Sonucu yaşayıp göreceğiz. Orada ama AK Parti'de şeyi gördüm. Mesela Ahmet Mınlık'la bu süreçte bir daha oturduk, kalktık falan. Ona dedim yani, bunu da söylemeliyim. Hani sen dedim, benim nazarımda AK Parti gençliğinin aslında kötü kafalar yaşamadan da hem siyasete devam edebileceğini hem de kendini bozmadan yükselebileceğini gösteren bir şeysin dedim yani. Benim için bir örneksin bu anlamda. Çok çok sevindim dedim ona. Gerçekten de böyle düşünüyorum yani. Hani iyi bir siyasi aktör yetişmiş şehir siyasetine. Bu o görüş doğrudur. Burası başka bir taraf tabii, bunu belirteyim. Yani neticede düşüncelerimiz, fikirlerimiz birbiriyle uyuşsa da uyuşmasa da, her konuda uyuşmak zorunda değiliz. Bir iyilik vardır, görülür. Doğruluk vardır, görülür. Bir akıl vardır, görülür yani. Bir samimiyet vardır, görülür. Bu anlamda görüyorum diye söyleyeyim. Yani neticede biz de yıllardır siyasetçilerle oturup kalkan, siyasi anlamda iyi tecrübe edinmiş bir gazeteciyiz diyebiliriz rahatlıkla herhalde. Orada mesela Melisa diye bir hanımefendi vardı. Melisa Ceylan. O da
gençlik anlamında baktığında bizi umut var eden çıkışları oldu, cesur çıkışları oldu. Onu da öyle kendimizce bir memnuniyetle izledik, takip ettik diyebilirim mesela. Ama onun dışında tabii beklediğimden azdır performansı, çok. Bunlar tartışılabilir. Ama netice itibariyle o yaşa, bu kültüre, yani şehir anlamında hepimizi katarak söylüyorum. Bu iyi. İyi de yetiştirmiş yani, demek ki aile öyle görülüyor. Bu anlamda hani Erhan Bey'i de kutlamak lazım. Neticede orada gördüğüm ve gözlemlediğim göze çarpar, söyleyebilirim, bunu söylemeliyim diyebileceğim. Bir de mesela Hüseyin Ufuk Uğur'un o AK Parti'de nasıl kabul görmediğini görmek ve nasıl ret yediğini görmek bütün partiden beni memnun etti. AK Parti tabanına bu anlamda teşekkür ediyorum yani. Küstahlığa, despotluğa, yobazlığa geçit vermedikleri için. Tabii. Yani bu en son aday olması yüzsüzlüktü artık. Yani gitsen bütün partiyi kır, dök, herkes birbirine kat, herkesi incit, üz. Ondan sonra gel o partiye, ben sizin adayınız olacağım diye. Milletvekili adayınız. Ne münasebet demezler mi adama ya? Böyle şey olur mu yani? Dediler de zaten. Orada göze çarpan bu vardı. Demek ki abi dürüstlük, güven hep kabul gören bir şey yani. Gerisi olur gider. İnsan okumadıysa okur. Öğrenmediyse öğrenir, bilir. Yaşamadıysa tecrübe eder. Aynen. Ama mesele bu noktalarda siyaseti yaparken gerçekten niyetin iyi olması çok önemli yani. Dürüst ve samimi olman çok önemli yani. Bunları sağladıysan gerisini sana ihtiyaçsa edinirsin, alırsın. Bu yoksa ne edinesin, ne alasın yani. Meselemiz bu. Şurada diyelim ki kaç senedir gazetecilik yapıyoruz? Sizle 2009-10, değil mi? 2010'da başlandı. Kaç sene oldu? 13 senedir gazetecilik yapıyoruz. Ve bak, oturup konuşamayacağımız hiç kimse yok yani. Bize en ağır düşmanlığı yapanlar dahil. Yani diyelim ki gazetemizi kapatıp bizi rezil etmeye kalkanlar dahil yani. Mal varlığımıza el koyup bizi aciz göstermeye kalkanlar dahil yani. Aciz hale getirmeye kalkanlar dahil. Oturamayacağımız hiç kimse yok. Kimseden çekintimiz de yok. Kimseden Allah'ın izniyle bu anlamda oturup yüzleşemeyeceğimiz, işlediğimiz bir eksiğimiz, kusurumuz da yok yani. Çok şükür. Hangisi olursa olsun yani. Bu hepsi için geçerli. Ve baktığında bak, bu kadar kavgayı verdik. Diyorum işte AK Parti beni dinler. Hiçbir AK Parti arkadaşı itiraz etmiyor yani. AK Parti'nin tabanı beni dinler diyorum. Dün sen de vardı işte, birine daha söyledik. Hiçbir AK Parti arkadaşı itiraz etmiyor. Cumhuriyet AK Partisi'ne de durum aynı. Yani hangi partiye gidersek gidelim ayrıca. Bu şeyi yakalamak bu samimiyetle sadece mümkün ve şeffaflıkla mümkün. Dürüstlükle mümkün. Başka mümkün değil abi. Alemi cihan olsan sana bunu vermezler. Bizde de zaten öyle bir alemi cihanlık ilim yok. Anlatabiliyorsam, ne okuduk yani? Ne biliyoruz ki? Ama samimiyetimiz ve iyi niyetimiz ve tabii güven veren halimiz bu şeyi bize, tabii sizlerin de katkılarıyla, vesilesiyle, desteğiyle sağladı. Biz de bunu şu an yaşıyoruz. Ne yapalım yani, Allah'a şükrederek yaşıyoruz yani. Evet, dilerseniz CHP'yle konuşalım. Geçtiğimiz günlerde Koray Akgün bizi gerçekleştirdi, evet. Erkan bizim ofisimize. Bir fotoğraf verdik, paylaşımda bulunduk. Çok ciddi de beğeniler, o beğeni oldu. Evet. Bu ziyaretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öyle başlayalım istersen. Vallahi uzayacak çünkü şey. O günden beri Koray Başkan'la görüşmedik ama hani arasam burnumdan getirdiler herhalde diyeceğim yani fotoğrafı. Öyle bir burnumdan getirildiyse şey yapmayacağım yani. O anlayacağım yani. Evet. Bizim durumda. Yani şimdi arkadaş,
Öyle bir şey olur mu ya? O Kazım Şen yazmış işte. Evet, ben de o arkadaşımda onu soracaktım zaten. Bu diyelim ki, ne demiş o Koray? Yani İYİ Parti ve CHP il başkanları siyaseti bilmiyor diye başlamış, sonra da saymış, geçmiş, yani devam etmiş. Yani. Bizimle oturup kalktıkları için ne siyaseti bilmiyorlar yani? Başlangıç öyle. Evet. Şimdi siyasetin içinde bizimle oturup kalkmayan kim varmış ya? Siyasette bizimle oturup kalkıp da başarmamış kim varmış? He? Siyasette bizimle oturup kalkıp da rezil olmuş kim varmış? Siyasette seninle oturup kalkanlar FETÖ'den cezaevine gitti yani, değil mi? Kazım sesliydi sen. Evet. Neyi konuşacağız seninle? Sen kimsin? Sen nesin yani? Evet. Yani bizim Facebook sayfamızla ilgili de paylaşımda bulunmuş. Evet. Kazım Şen, bu da... Yani sanki biz paylaşıyormuşuz gibi. Evet. Yani. Bu kadar terbiyesiz, bu kadar ahlaksız. Yani ben iftirada sınır tanımam, açıkça söylüyor abi. Sanki biz yapıyoruz onu. Yani omurgasız bir şey yani. Ya bizim yapmamıza zaten Facebook bunu izin vermez ki. Evet. Böyle bir sayfanın böyle bir paylaşım yapması izin verir mi? Evet. Hem sonra şöyle bir aşamada seçim önü biz bunu yapar mıyız kendi kendimize? Kendimize sıkıntı gibi bir şey. Böyle bir şey var ama adam keşke inandırabilsem yani. Evet, İnandırabileceğini bilse atamayacağı iftira yok yani. Öyle bir kafa yaşıyor yani. Şimdi sen ver bu kadar karaktersiz bir adamla ne yaparsın abi? He? Bu kadar karaktersiz bir adamla ne yaparsın yani? Bunu ne dersin yani? He demiş işte Koray Akgün Ali Karoba Deniz Baykal'a anlaşmayı sağlayamamıştı. Deniz Baykal öldü gitti Cumhurbaşkanı. Olamadı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Koray Akgün'le anlaşmayı sağlasın. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Nurullah Çavuşoğlu'nu yanına alsın. Cumhurbaşkanı olsun filan diye bir şeyler yazmış. Bizim böyle bir kafada olduğumuz zannı var. Zannediyor ki ben Koray Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na gidip benden bahsetmeye, ikna etmeye çalışıyorum. Evet. Bu yüzden bunu yapıyorum. Böyle zannediyor. Ve zannediyor ki biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'na kuruluş ayarlarına dönmesi, Kuvayi Milliye ruhuna dönmesi şartıyla kendisiyle anlaşıp Cumhurbaşkanı adayımız olabilirsin. Cumhurbaşkanı seçilmeni diyelim ki biz gari sağlayabiliriz öyle ya, hani o kadar ukalayız ya onun ağzına göre. Böyle bir kafadayız zannediyor. Halbuki böyle değil ki durum. Yani Koray Bey bizim arkadaşımız. Ama Ali Bey de, İsmet Bey de keza mesela. Esra bile daha dün oturduk sohbet ettik uzun süre. Şimdi bu başka bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sürü arkadaşımız var yani. Ömür abi benim. Her zaman büyüğüm diye hürmet ettiğim bir adam. Hiçbir zaman vazgeçmedim ki. Hani hürmet etmekten, ona saygı göstermekten ve güvenmekten de aynı şekilde diyelim ki. O varsa güvenirim ben. Koray Bey zaten 20 senelik bizim diyelim ki bir dostluğumuz olan bir arkadaş. Ama biz hiç onun sandığı, Kazım Şen'in sandığı kafaları yaşamıyoruz yani. Biz onunla neyi konuştuk? Ben Kılıçdaroğlu'nun doğru bir iz üzere olduğunu sanmıyorum. Dedim ben açıkça ona. Evet. Ve bizim Kemal Kılıçdaroğlu ile şu şartlarda zaten beraber yol yürüme şansımız olmadığını biz görüyoruz ki. Şu şartlarda beraber yol yürüme şansı. Ha Deniz Baykal, Ali Karoba meselesine gelince biz olmuş bir şeyi anlattık zaten. Bu geçmişte yaşandı. Aylar sonra anlattım bir de ben. Hani onun sandığı gibi onu yakaladım. Oo buradan böyle bir temas buldum bunu deyip dururum gibi değil ki. Deniz Baykal gelmek istedi. Bu gerçek yaşandı yani. Ama olmadı yani o şartlarda. Ve Erkan abi hani bunu yapmayalım dediği için olmadı açıkçası. Daha önce anlattığım için tekrar etmek istemiyorum. Bunu sen de şahitsin diyelim ki. Koray Bey de şahidi, Ali Bey de şahidi, Erkan abi de şahidi zaten ve daha önce videoda anlattığımız bir gerçek bu. Şimdi bunu olmamış gibi mi yapalım tevazuyu? Bu tevazu değil ki. Evet. Ne yapacağız yani? Kazım Şen Bey'in gönlü hoş olsun diye
yaşadığımız bir gerçeği yaşamamış gibi mi davranacağız yani? Hakikaten. Ya da bizde var olan bir hasreti yokmuş gibi mi davranacağız yani? Nasıl olsa mütevazıyız diye melamide olmadık yani. Anlatabiliyorsam söylemek istediğimi. Yani Kazım Şen'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Hani onun dostu, arkadaşı diyebileceğimiz etrafında kimse gözükmüyor. Bu da işin başka bir hani boyutu. Bizde de böyle tabii. Bir hani arkadaşlık, dostluğa verdiğimiz tabii. Önem ve sayılar da olunca bu orada hani anlaşılmaz evet, bir durum. Orayı anlayamıyor tabii. Evet. Orayı anlayamıyor. Maalesef yani. Durum bu gibi. Ne diyeceksin? Zehirlenmiş. Zihni zehirlenmiş bu insanlar. Evet. Ve diyelim ki bizim yaşadığımız mana ikliminden kokusundan haberleri yok yani. Evet. Kokusundan haberleri yok yani. Veya diyelim ki bizi mutlu eden şeyin ne olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü bizi mutlu eden şey onlar umuru bile olmaz yani. Evet. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi? Onlar umuru bile olmaz yani. Mesela diyelim ki geçen o İYİ Parti'de İl başkanı ile otururken Dalyan abi çıktı geldi. Dalyan abiyle de babam şeyinden beri bir tanışıklığımız vardı yani. Babamla da merhabaları vardı, arkadaşlıkları vardı. Zaten aynı siyasi çevrenin insanlarıydı o dönemlerde. Aynı kafalara yakın yaklaşık yaşıyorlardı. Ve babamı diyelim ki doktorluğuyla şey oldu filan, ameliyat da etti hatta. Bir yürüyen bir arkadaşımız, bir merhabamız var, bir hukukumuz var adı neyse. Geldi mesela, hani kalktık tabii ayağa, hoş geldin dedi, hatta şeref verdin dedi böyle. Abi benim için bunun pahası yok. Evet. Orada İYİ Parti İl Başkanlığı ve yönetiminin içinde onun bize o değeri veriyor olduğunu ifade etmesi benim için yeterli oluyor. Yani biz mesela geçen işte Ali Galip Başkan geldiğinde de konuştuk. O dedi ki sizin meseleniz para değil, ben anladım. O ne zaman para oldu meselemize? Hiç meselemiz para olmadı ki hiçbir zaman. Evet. Öncelikli şey farklı. Ben dedim ki Muhammed abi kibri bırakacak dedim yani. Bu kadar basit. Kibri etmezse her şey olabilirdi. Olabilir demiştim yani. Evet. Hani ama maalesef tablo da bu. İnsan diyelim ki bu olayı o zaten yaşamaz da Kazım'a bu şeyi payı Dalyan abi asla vermez ama verse değerini de bilmez. Hani bunu yapacaksın ya 5 bin lira ver der yani. Anlatabilir mi demek istediğimi? Söyleyeceklerim bunlar yani. Ya şimdi Kazım Şen'i ara ara eleştirdiğimiz şeylerde bir hani FETÖ ile ilgili bir eleştiride bulunmuştuk. O yakın dostlarından, arkadaşlarından ya kardeşim her defasında bunu söylüyorlar diye sistemde bulunmuş. Hani onun dostu, arkadaşı gördüğü kişi de kardeşim sen Tanzanya'ya kadar gittin, ben sana gitme demedim mi? Evet. Hani dostlukları böyle yani. Evet. Sadece kişisel çıkar üzerine kurulu dostluklar. Hani bu dostlukları anlayamaması veya böyle bir bakış açısının olmaması normal diye görüyorum. Evet. Ve hani bir ufuk işte kardeşim bizim elimizde olan bir şey değil ama sen böyle tuhaf açıklamalarla kendisini gülünç duruma düşürüyor. Tabii. Sadece bu şekilde söyleyelim. Şimdi Özkan Yalım'a gelelim. İşte ben birinci sıra adayım demiş bir programda. Olur mu? Olursa ne olur? Diyelim başlayalım. Vallahi şimdi samimi bir ortamda sohbet ediyoruz. Evet. Tabii ki Özkan Yalım da gelse, Koray Akgün üstüne düşen neyse yapacaktır. İlçe başkanı üstüne düşen neyse yapacaktır ya da yapmak isteyecektir. Ama ve lakin sahada durum öyle olmaz. Hani bir meşhur hikaye vardır. Ben de bu kuyruk acısı, sen de bu evlat acısı varken anlaşamayız demiş diye bitirilen bir hikayedir. Hani yılan hikayesi. Evet. O hikayedeki gibi oluyor siyasette. Yani birbirinden ihanet görmüş ya da birbirinin diyelim ki ihanetinden kuşkulanmış insanlar sahada birbirine artık güvenemez hale geliyor. İyi de söylesen kötü anlıyor. İyi de söylesen kötü anlıyor. Biz onun için milletvekili edem diye çalışmaya gidiyoruz. O bize çakıyor, o bize şunu diyor demeye başlanır yani. Ve abi olmaz gari. Evet. Özkan Yalım Uşak'tan eli yüzüydü. Bu gerçekle ister yüzleşsin, ister yüzleşmesin.
Özkan Yalın Uşak'tan eli yüzü yıkadı yani. Bu net siyaseten. İşte baktığında diyelim ki Ali Çuvadar'ı aramış geçenlerde Özkan Yalın. Bir görüşelim demiş. Lan abi neye görüşeceğim diyor yani. Baktığı açı bu insanların. Evet. Anlatabildim mi söylemek istediğimi? Şimdi işin neresinden bakarsan bak, Özkan Yalın'ı bir yazarlar mı? Yazarlar bunların aklına belli olmuyor. Ama inan bak İsmet abi de, Ali abi de yani çok ciddi haksızlık yaşamış olur. Ve gerçekten ikisine de eziyet olur yani bu. Hani Özkan Yalın'ın birinci sıra olduğu, onlardan birinin ikinci, üçüncü sıra olduğu bir zemin eziyet olur yani. Bu net. Adam netice itibariyle Ali Karaoba'yla ilgili mesela şimdi olumsuz konuşuyor, ediyor, tutuyor. Beni katmayacaklardı, katmışlar diyor temayüle. Sen kendi kendin katmışsın. Aramış sağa sola, bana oy ver. Sen yoksun. Olsun siz benim adımı yazın demiş. Şimdi o zaman çıkıyor işte senin adını yazan. Yani sen bunu dersen böyle olur. İlçelerde nal topladı. Burada zaten silindi. Sen şimdi bu kadar ortaya çıktıktan sonra istenmediğin. Değil mi yani? Nasıl olacak bu? Hani diyelim ki en hararetli Özkancılar bile artık bu anlamda şeyi o, bıraktı yani. Hani isimlerini de biliyorsunuz, verebiliriz, sorun da değil. Ama tablo bu mu? Şu an için Özkan Yalın açısından tablo bu. Bu tabloda bir olur mu? Vallahi bence mahsur yok. Kemal Bey kendi bilir. Dilerse onu bir yapar. Yaşar işte. Asım'dan daha az oy nasıl alınıyor? Görür yani. Yani Kılıçdaroğlu'nun hani mesela bugünkü bugüne kadarki izlediği şeyde siyasette hani ne zaman gaf yapacak, ne zaman hata yapacak, ne zaman eksik yapacak diye hep bakış açısı böyle oluştu evet, maalesef. Tabii. Ve dolayısıyla hani bunu Özkan aday yapar mı? Yapmaz diyemiyoruz. Evet. Bakalım Allah hayırlısını versin. Tabii amin. Amin yani inşallah. Tüm adaylar için bunu söyleyelim. İnşallah. Şimdi Uşak MHP'de şey yapalım. Adaylar açıklandı. Evet. Ayhan Kinden aday. Diğerlerini evet. Hani Oğuz bir isimleri aklıma gelmiş. Oğuz Çakmak birisi. Çakmak, evet. Bir de eski ocakbaşı Muzaffer arkadaşım. Evet. MHP'li söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şimdi Muzaffer Sait Dönmez o listenin yüz tutusu olmuş. Yüz tutusu ne demek? Yani bizim sokağa çıkmaya yüzümüz yok. MHP'linin yüzüne bakmaya da yüzümüz yok. MHP'de bir tanıdığımız da yok. Evet. Ya da merhaba dediğimiz yani demeye devam edebildiğimiz tanıdığımız. Ayhan Kinden hepsini tanır da hiçbirinden merhaba diyemeye devam edemedi yani. Diğer arkadaş çok tanıdığı yok. O orada Muzaffer Sait Dönmez bir yüz tutusu gibi hani tabana ya Muzaffer'ine geldiler yoksa anlatabildim mi demek istediğim? Aynen bak tablo bu ama havlu attılar sonuçta. Hani bunu yapacağım bari birinci sıraya koy da Muzaffer'in hatırına oy verir insanlar belki MHP'ye. Evet. Belki biraz yani oy alabilirsiniz yani. Şimdi gerçek bu. Hani havlu atmış. Yani MHP komple havlu attı zaten. Yani öyle gözüküyor. Sadece Uşak. Tabii. O da ayrı bir şey yani. Bahçeli havlu attı. Baktığında aslında asıl konuşulması gereken onlar. Yani Olcay Kılavuz adayı gösterilmiş tekrar. Hani oralarda hani kendi şeyini baktığında sıkıntılı isimler Sinan Ateş hala duruyor. Hani gündemden kalktı ama evet. Bizim aklımızdan kalkmış. Tabii. İsimler de aklımızdan kalkmış. Devletin hafızasından da kalkmış değil neticede. Tabii. O da ayrı bir şey. Nasıl çözecek bu işleri bilmiyorum. Yani bağlantılar ortaya çıkıyor işte. Ahmet Türk'ü cezaevinden o çıkardı. Şimdi Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'cu. Tuncay Özkan'dan da Şenkal Atasok'un görüşüp duruyor deyip dururlar. Tuncay Özkan'ın da işte nedir onun adı Yılmaz Özdil de bugün yazmış bir şeyler. Bunların her rezilliği meydana çıkacak gibi görülüyor. İfşa olacaklar yani. İfşa olacaklar. Siyaseti dizayn ederken ya da etmeye çalışırken suçüstü yakalanlar. Yani çok komik durumdalar ama. Yani Bahçeli çok komik durumda. Ve tabii onun aklına uyarak
Bu işleri yapanlar kendilerinin derin süsleri, pozları verip işte efendim istihbarat örgütleriyle şunlarla bunlarla işin dışı olanlar bunların bedelini ağır ödeyecekler. Öyle görünüyor. Daha fazla konuşmayalım bu konuda ama mutlaka en yakın günde sizinle ulusal siyaseti konuşmak ama isterim. Şunu devam edelim. Muharrem İnce bir Atatürk Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Evet. Çok kalabalık da olduğunu gözlemledik. Evet. Onunla ilgili paylaşımınız oldu. Bir şey söylemek ister misiniz bu konuyla ilgili? Yani şey çok uzadı video. Evet. O yüzden bunu bir sonraki röportaja inşallah bu konulardaki görüşlerimi saklayayım. Ama her şartta ben Kemal Kılıçdaroğlu isminin içlere sinmediğine neredeyse eminim şu haliyle. Ve bu bir ihtiyaçtan doğuyor Sayın İnce'nin durumu. Bunu konuşmak lazım. Bunu konuşmak istiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'a da oy vermem ama Kılıçdaroğlu'na da oy vermem diyenlere bir alternatif oluşturuyor. Sinan Oğan Bey de buna dahil edilebilir tabii. Neticede bu anlamda Muharrem İnce şu an Türk siyaseti bakımından çok önemli bir misyon icra ediyor. Ve doğru hamlelerle iyi bir alternatif haline de dönüşebilir. Ve de mesela ikinci tura kaldığında iş kesinlikle İnce Kılıçdaroğlu'ndan çok daha şanslı Erdoğan'a karşı. Evet. Yani eğer amaç seçim kazanmaksa baktığında ikisi yarışsın dediğinde Kılıçdaroğlu mu İnce mi? Tabii ki ince yani. Bu açık. Net yani. Söyleyeceklerim bunlar. Evet, çok güzel de bir program oldu. Verimli olduğunu düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yani bizi takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Evet. Sağ olun. Var. Çok teşekkür ederiz. Gönlünüze sağlık. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.